Milli görüş, milli görüş sadece hamasi bir takım sözlerden, sloganlardan, laflardan ibaret değildir. Bu ülkede son 50 senede, son 70 senede hangi büyük hamleler, hangi büyük haykırışlar yapılmışsa bunun patenti milli görüşe aittir. Örnek, biraz evvel merhum hocamızın, muhterem hocamızın Sinevizyon'daki tavrı. Kıbrıs meselesi mütalaa edilirken Amerika ne der diye hep sağımıza solumuza baktık. Sağ zihniyetten, sol zihniyetten, şu partiden, bu partiden olanlar bu milletin tarihine, büyüklüğüne, geçmişine yakışmayacak bir biçimde hep ürkek bir eda ile pineklediler, sağlarına sollarına baktılar. Ama o konuşma tahmin ediyorum meclis kürsüsünde gerçekleşti. Bu milletin meclisinin kürsüsünden muhterem hocamız ilk defa 70 milyonun huzurunda işte o tavırda gördüğünüz gibi çıktı, tek bir kelime etti: bana ne Amerika'dan. Bu sözün ilk defa söylenmesi önemlidir. Ama biraz evvel ifade ettiğimiz gibi milli görüş bunları sadece bir söz, sadece bir slogan olarak ifade etmemiştir. D8 bu haykırışın bir anlam ifade etmesi için kurulmuştur. Ağır sanayi hamlesi bunun için başlatılmıştır. Hükümet olur olmaz ilk defa çıkılıp alın terini, el emeğini, göz nurunu ortaya koyup bu millete hizmet eden memurlara, işçilere, kıymetli çalışan halk mensuplarına, idarecilere %50 zam veriyoruz sözü hiç çekinmeden ama hesabı kitabı yapılarak milli görüş tarafından ifade edilmiştir. Biz milli görüş olarak özetlemek lazım gelirse aziz milletimize ve insanlığa 5 önemli söz ifade ettik. 5 mühim meselede tarihi mühim meseleleri bütün insanlığın gündemine, milletimizin önüne sunduk. Bunlardan birisi önce ahlak ve maneviyattır. Sağlam bir ahlak ve maneviyata sahip olmadan büyük bir millet olmak, büyük faaliyetleri gerçekleştirmek mümkün olmadığı için bunu ifade ettik. Hemen bunun peşinden uydu değil, lider ülke, şahsiyetli dış siyaset sözünü ifade ettik. Bu sözde sadece bir söz, sadece bir laf olarak kalmamıştır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa milletimizin mensupları bir zulümle, bir katliamla karşı karşıya kaldığı zaman Kıbrıs'ta ay yıldızlı jetlerimiz Kıbrıs semalarında görünmüş ve bu zulmü gerçekleştirenlere Allah'ın izniyle hadleri bildirilmiş ve Kıbrıs Barış Harekatı zaferle sonuçlandırılmıştır. Son dönemde Mavi Marmara hadisesi gerçekleştirildi. İsrail'e ait kara sularında, İsrail'in kontrol ettiği bölgede değil, uluslararası kara sularında hiçbir hakta, hiçbir hukuka sığmayan, riayet edilmeyen bir biçimde 9 kardeşimiz, Allah rahmet etsin, şehit edildi. Biz bunun karşısında tazminat istiyoruz, kınama istiyoruz. Laflarının dışında
hiçbir şey yapamadık ve bunların hiçbirisi de yerine getirilmedi. Siz olsaydınız ne yapardınız diye bize sorulursa cevabımız gayet kestirmedir. Kıbrıs'ta Rum'a, Yunan'a ne yaptıysak Akdeniz'in ortasında da Allah'ın izniyle İsrail'e aynısını yapardık. Demek ki biz önce ahlak ve maneviyat derken sadece laf olsun diye bunu söylemedik. Çeşitli faaliyetlerle bunun nasıl olacağını ortaya koyduk. Şahsiyetli dış siyaset derken hükümet olduğumuz dönemde D8'i kurarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek bunun nasıl ortaya konabileceğini ispat ettik. Ayrıca bütün basın mensubu arkadaşlarımızın, bütün milletimizin, bütün insanlığın dikkatine şunu sunmak lazım gelir ki biz bu büyük icraatların hiçbirisini tek başımıza iktidar olarak yapmadık. Biz hep Kıbrıs Barış Harekatı'nı koalisyonun küçük ortağı olarak yaptık. Tabii ki sayı olarak söylüyorum, mana olarak bize küçüklük Allah'ın izniyle hiçbir zaman yakışmaz. Milletvekili sayısı itibarıyla ifade ediyoruz. Büyük hamleleri başlattığımız zaman, D8'i kurduğumuz zaman da biz tek başına iktidar değildik. Refah Yol iktidarı olarak Doğru Yol Partisi ile birlikte o büyük icraatları gerçekleştirdik. Tek başınıza iktidar olsaydınız neler yapardınız? Bunu tasavvur etmek mümkün değil. Yer yerinden oynardı, yer. Yer yerinden oynardı. Biz ekonomide de üç şey söyledik. Faiz. Bununla bir millet adil, yaygın, süratli, uygun bir biçimde kalkınamaz, büyük millet olamaz, büyük devlet olamaz dedik. Bakınız, küçücük bir hesabı müsaadenizle yapayım sizlerin huzurunda. Muhterem hocamız, faiz bir ejderha olarak yarın sizi boğacak, varınızı yoğunuzu alıp götürecek dediği zaman Türkiye 3 milyar dolar, 5 milyar dolar yılda faiz ödüyordu. İnterneti açınız, bakınız Türkiye'nin son 20 yılda ödediği faiz resmi Maliye Bakanlığı sitelerinde mevcut. Takriben her yıl 50 küsur katrilyon ödemişiz. Bu 36-37 milyar dolar yapar. Bizim milli görüşün ağır sanayi hamlesi içerisinde onun ser levhası olarak Konya'mıza yaptığı TUMOSAN 2003 yılında 27,3 milyon dolara özelleştirildi. Bu 36-37 milyar dolar yıllık ödediğimiz faizi TUMOSAN'a bölünüz, 1250 adet TUMOSAN yapıyor. Bunun anlamı şudur. Bu aziz millet, 75 milyon memleket evladı her yıl 1250 TUMOSAN parasını para babalarına faiz olarak ödüyor. Bundan Konya'nın hissesine düşen miktar 40 TUMOSAN'dır. Bu 20 yılda ödendiğine göre Konyalı'nın 20 senede egemen güçlere ödediği faiz, sadece Konyalı'nın 20 yılda ödediği faiz 800 adet TUMOSAN parasıdır. İşte faiz budur. Haksız vergi. Bu faizi ödediğimiz için haksız vergi ödüyoruz. Şu anda motorinin fiyatı 3.50-3.60.
benzin 4 lira 10 kuruş 4 lira 15 kuruş bunun rafineride tamamına yakını ithal edildiği halde bize maliyeti 80 kuruş 90 kuruştur. Sayın Başbakan, madem bu aziz milleti çok seviyorsun, Konya'mızdan Milli Görüşüm Merkezi'nden sana sesleniyoruz. 90 kuruşa mal ettiğin akaryakıtı bu aziz millete 4 liraya satmak Allah'tan reva mıdır? Bunun cevabını ver. Allah bütün yeraltı yerüstü imkanlarını bizim milletimize, Müslüman ülkelerin toprakları altına vermiş. Madem bizim sevgili başbakanımız Arap ülkelerinde, kardeş Müslüman ülkelerde de bu kadar çok seviliyor, peki dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu bu bütün Müslüman ülkeler başbakanımızı bizi çok sevdiği halde niçin bu fiyattan alıyoruz, bu fiyattan kullanıyoruz? Bunların hiçbirisinin cevabı yoktur. Sayın Başbakan, sadece hamasi bir takım sözlerle efelenmek yetmez. Resmi literatürü, dünya milletleri sıralamasını gözümüzün önüne koyduğumuz zaman bir rakamı daha dikkatlerinize sunuyorum. Evvelki yıl Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsani Gelişmişlik Endeksini yayınladı. Bu her yıl yayınlanıyor. İnsanların geçim seviyesi, sağlık hizmetlerinden, seyahat etmekten, kültür sanat faaliyeti yapmaktan, yiyip içmekten, gezip tozmaktan, her türlü insani, medeni ihtiyaçlarının karşılanması bakımından sıralamaya tabi tutulduğu zaman Türkiye'nin yeri, haberiniz olsun, 83.lüktür. Osmanlı'nın torunlarının, İstanbul'u fethetmiş bir milletin evlatlarının, Asya ve Avrupa'nın birbirine bağlandığı 780 bin kilometre karelik bir coğrafyanın evlatlarına dünya sıralamasında 83.lük asla ve kat'a yakışmaz. Bakınız, insani gelişmişlik endeksi bakımından 83. sıradayız. Yine bir resmi istatistik arz edeyim. Satın alma gücü, satın alma paritesi bakımından, vatandaşlarının satın alma gücü bakımından Avrupa'da sondan 6.'yız. Bizden sonra gelen ülkeler Arnavutluk, Makedonya, Slovenya, Karadağ vesaire. Yani dün bizim eyaletimiz olan ülkelerdir. Şimdi seçim kampanyası başlıyor. Biz iktidar partisi milletvekili adayı arkadaşlarımızın karşısına internetten kendi hükümetlerinin, maliye bakanlarının, dış ticaret müsteşarlıklarının resmi rakamlarını televizyonlarda önlerine koyduğumuz zaman kaçacak, delik arayacaklar. Bundan da haberiniz olsun. Çünkü iktidar oldukları zaman Türkiye'nin bir yıllık dış ticaret açığı 5-5,5 milyar dolar idi. Geçen ay Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti 8 milyar doları aşkın bir ayda dış ticaret açığı verdi. Yıllık dış ticaret açığı 75 milyar doları aştı, 100 milyar dolara dayandı. Yine bu milletin karşısında bir takım rakamları çarpıtarak yanlış
malumatlar veren bu iktidar mensuplarının önüne bir kitap koyacağız. Bu bir tanıtım toplantısı olduğu için bu vesikalarla genel başkanımızın ve sizin hazır bulunduğu bu ilk toplantıda sözü uzatmamak için hepsinin teferruatına girmiyorum. Ama şu rakama dikkat buyurunuz. Her şeyi özelleştireceğiz. Her şeyi satacağız. Zengin olacaksınız. Şıkır şıkır oynayacaksınız diye yanlış sözlerle aziz milletimizin beynini yıkadılar. Ortada hiçbir şey yok. İşsizlik arttı. Asgari ücretle çalışan bir memleket evladı sadece 600 lira para alabiliyor. Bütün kamuda artık kamu personeli olmak tarihe karıştı. Taşeronlaştırma sistemi yaygınlaştı. Bizim bütün hemşehrilerimizin, milletimizin önüne koyacağımız rakamlardan birisi şudur. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde Alman Büyükelçisi bize nezaket ziyaretinde bulundu. Selçuklu payitahtı Mevlana şehri olan Konya'mıza gelen elçiler vilayeti, belediyeyi, kamu kurumlarını ziyaret ettikleri için bizleri de ziyaret etti. Alman Büyükelçisi bendenize bir kitap hediye etti. Geçenlerde bu kitabın sayfalarını karıştırdım. İstihdam bölümüne baktım. İnsan istihdam etme, çalıştırma bölümüne. Firmanın ismini vermeyelim. Reklam falan oluyormuş. Belki hatalı olur. Bir otomobil firması, Alman otomobil firması, istihdamda en mühim kuruluşlardan birisi. Ne kadar Alman vatandaşı istihdam etmiş biliyor musunuz değerli hemşehrilerimiz? 309 bin kişi. Sayın Başbakan'a Konya'dan soruyoruz. 10 yıldır 300'ü aşkın milletvekiliyle iktidardasın. 309 binden vazgeçtik. 100 binden vazgeçtik. 30 binden vazgeçtik. Allah aşkına 5 bin kişinin çalıştığı bir tesisin kurdelasını kestiysen buyur ismini zikret. Almanya'nın bu en fazla istihdam yapan 13 firmasını bu kitaba yazmışlar. 309 bin, 300 bin, 280 bin, 290 bin alt alta topladık iki arkadaş. 13 Alman şirketi 2 milyon insan çalıştırıyor, haberiniz olsun. Muhterem hocamız 100 bin motor, 50 bin traktör imal edecek. TİMOSAN yapıyoruz dediğimiz zaman küçük düşünceye, zar düşünceye mensup bazıları o gün gulu gulu dansı yapmışlardı hatırlarsınız hocamızın tabiriyle. Demek ki Elinoğlu 13 şirket kurmuş, 2 milyon insan çalıştırıyor. Bu en fazla insan çalıştıran şirketlerden birincisinin bir yıllık cirosunu da hemen yanına yazmışlar. Ne kadar biliyor musunuz? 125 milyar mark. Bugün Türkiye'nin takribi bütçesi yine mark hesabından söylersek 250 milyon milyar mark civarındadır. Bir yıllık bütçemizin yarısı kadar bir Alman şirketinin cirosu var. Konya'nın meydanında, Antalya'nın meydanında, Muğla'nın meydanında, Aydın'ın, Şanlıurfa'nın, Van'ın, Trabzon'un, Denizli'nin meydanında kükremek yetmez. Milli görüş dünya meydanında kükrer. Dünya. Buna bakacaksın. Bu kriterler varsa varsın, yoksa yoksun. İşte milli görüş budur.